Yo Show'a hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz şimdi ya abi bir saniye. Cehaletlerin harika. Bugünkü konuğumuz cehaletlerin en güzeli gezgin influencer mesleğini icra eden sevgili <laughs> Gül Durna. Hoş geldin Gül Durna. Nasılsın? Hoş buldum. <laughs> İyiyim. Teşekkür ederim sizler. <laughs> yine, Çok iyiyiz, Teşekkürler. Yine bize nasıl olduğunu soran bir konuk. Gerçekten Kendim ben de yani Aa, <laughs> Gerçi İnsan evet soruyoruz ki günden güne <gülüyor> 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 yok ya <laughs> soran oluyor o kadar da değildir bence birkaç kere soruldu o yüzden <laughs> birkaç... e... yok ben bunu <gülüyor> insani <gülüyor> olarak hani karşılıklı iletişimin <laughs> Gereği Biraz sonra arada... fikirleriniz değişebilir. Ee... <laughs> Şu değişmez. Güldür sen bizim en nefret ettiğimiz mesleklerden birini icra ediyorsun. Hat <laughs> ya da ya da hobilerden değil. Hatta biz yer... Ay evet biliyorum. Ve... Biz, <laughs> biz buna o kadar sen... karşıyız ki bunun için bir programımız var. Yani... Biliyorum. <laughs> Cahil prizm. Asla gezmemeniz gereken yerleri size Google Maps'le gösteren bir... Ben en tarımlıkta. sevmediğiniz yerlere de gidiyorum. Mesela Hindistan'ın. <laughs> Evet zaten yani profilinde de baktık. Hani a, neden yani? Ne, yani sen ne derdin var? Yani neden kaçıyorsun? <laughs> Her şeyden önce onu sorayım. Yani, ya bu evet. arada bu bir kaçış gerçekten. Evet. Bunu ben 10 sene sonra fark ettim. Ya kaçış evet. demeyeyim de dünyayı gezmek çok mükemmel bir şey. Ya, bir deneseniz seversiniz aslında. Denediniz Önce mi hiç? itiraf edip sonra bir kaçış kaçışlayıp <laughs> güzel devam et. yalnız hiç inandırıcı olmadı şu anda. <laughs> İnandırıcılık da ben gibi. <laughs> Olmayın. Evet, <gülüyor> kaçmayız <gülüyor> mücadele etmeyi seçtik biz. <laughs> Dedim ve İsviçre'de İsveç'te mi yaşıyordun? <gülüyor> <yaşıyoruz>. <gülüyor> Ama e, sonuçta evdeyim yani. Peki 10 sene gezdin. 10 sene boyunca git Afganistan'a. Her yeri gittin. Yok Afganistan'a gitmedim. Oraya gitmek abi, için bir partner arıyorum kendime. Erkek abi, cinsiyeti erkek um, olacak. <laughs> umarım bulamazsın ve e, çocuğ inşallah <laughs> çocuğun da başını yakmazsın diye. Ya Esinlikle. zaten oraya Devamlı. gelmek isteyen biri olmalı ki yanımda. Yoksa kimseyi zorla oraya götürsem bir de onunla uğraşırım. Siz eğer taşlanma falan gibi merakınız varsa <laughs> biz yardımcı olabiliriz. Burada şey, aslında e bir 10 sene dayansam burada çok Afganistan gibi olur. <laughs> Umarım olmaz da. Ya bir tane kız gitmişti, hatta peki. gördüm. Bana çok kişi attı. Evet. Sakın Afganistan'a gitmedi. Ya öyle bir planım yok dedim. Tek başıma gitmek gibi bir planım zaten yok. Adamla gitsen de bir farkı yok çünkü adamı da seviyorum. Yani... Ya mesela düşün. Benim benim Afganistan'a gittiğimi düşünebiliyor musun? Şu renkle falan. <laughs> senin için iyi şeyler. Evet. Yani. Senin için iyi şeyler olmayabilir. <laughs> Neyse. Peki sen şimdi gezdin gezdin. dolaştın. Peki hiç aklına ya ben bu kadar yani bu parayı terapiye versem şimdi iyileşmiştim kaçtığım şeyden de azada olmuştum diye düşünmedin mi? Yani... Yo terapiye de gidiyorum ikisini birden idare edebiliyorsun. <laughs> Hem Abi, para. Sıkıntı çok büyük hocam. <laughs> gerçekten. Peki iyi söyle bak gerçekten o ilginç bir nokta. 10 sene sonra fark ettim dedin ya bu kaçış dedin. Neden kaçış? Yani mesela geçen sene Fas'a gittim ve Fas'ta müthiş bir depresyondaydım. Gitmeden önce de. Depresyondaydım zaten müthiş bir aşk acısı çekiyordum. <laughs> Ha. Evet orada geçmedi ve ben orada böyle bildiğin Mar Marakeş romantizmi yaşayarak Aşk becesi. Serap evet. Göçer'in Ulumsa ölümsüz <laughs> şarkısı e, eşim dostum beni yastayım sanıyor fastayım kimse bilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu kardeşim. Şeklinde bir şarkı paylaşsaydınız. <gülüyor> <tofizde>. <gülüyor> ve o zamanki videolarım YouTube'a da içerik üretiyorum ya. Ay o kadar böyle ya bir haftada 6-7 kilo falan verdim. Hiçbir şey yiyemedim. Zaten hava aşırı sıcak. rezalet bir sıcak var. Faslılar böyle yapışkan insanlar. Hani şey gibi olmasın da. Belli oluyor ben izlediğimden biraz. biraz. <gülüyor> <gülüyor> Orada nasıl <laughs> depresyondayım, nasıl mutsuzum ama böyle iyi olmaya çalışıyorum falan. Sonra dedim ki bu da kaçış değil Gülcüğüm. Bu da değil. <laughs> Peki sen şimdi fasta dedin ya hani yapışkan insanlar. Ne anlamda yapışkan? Yani böyle terden yapış yapış olmuşlar mı yoksa salça? <laughs> Hayır gelip değil. Salçama oluyorlar. Nasıl bir yapışkanlıkları var yani? Yok yok öyle terle falan alakası yok. Ya şimdi takipçilerim de var. Yanlış anlaşılmak istemiyorum ama teması seviyorlar evet. biraz. yani mesela bir şey satacaklar. Ha. Türk iş gör falan diye başlıyor şöyle bir işte dokunuyor falan. Aa dedim burası dokunan ha. teması seven insanlar demek ki. Ona göre önlemi alayım... üstüne bir işte gömlek giydim. Full üstünde gömlek vardı içinde yine böyle bir krop falan vardı genelde. Türk iş görlü nereden biliyor olabilirler? ...internette... aratıyor olabilirler. Yani <laughs> bazı sitelerde mesela Asian girl, African girl, brunette amatör. <laughs> <laughs> hayır senin Türk işle yani sen zaten Fas'ta da Fas görmüyor musun? Hayır öyle bir, bir, yani. var? Yani bir <laughs> Hayır canım yok hayır yani demek ki adam artık nasıl uzmanlaşmış yani. Ya işte yani İngilizceden on, 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 falan, falan bence. bence. Ha o da olabilir. Avrupa'da falan da öyle çünkü konuşunca direkt anlıyorlar. Siz gezmediğiniz için tabii bilmiyorsunuz bu kısımları ben dünyanın baş, <laughs> başka yerlerinde gezdiğim için... Hindistan'da anlamadılar. Hatta birkaç kişi Türkiye'lerde falan dedi. İşte ihtiyacım olan cehalet seviyesi budur. Yani neyse en azından taciz edilmiyoruz. Gezmiyoruz Aynen. ama evde evde oturduğumuz o, yerde kimse sağımızı solumuzu o kadar, ellemiyor. O kadar o hani... kadar taciz değildi ya. Yani şöyle bir Şöyle bir temastı şeyde oldu bir tane. Orada işte çöle gideceğiz. Bir kıyafet böyle uzun. Onun bir adı var ama adını bilmiyorum. Uzun bir kıyafet. Burka. Ha, burka. Entarç. Aynen. Burka diye bir kıyafet var. Bir de kafanı falan sarıyorlar. Hatta yılsım var orada. Adam beni giydiriyor. Hı -hı. Benim de üstümde öyle şey de yok ya. Yani açık gelsen böyle falan yok adam o kadar çok saçma falan dokundu ki. <laughs> Aynen. Şeyden diye düşünüyorum. Hani samimiyet kurayım da satış yapayım falan. Yani bir de bana diyor ki bak diyor yüzün bembeyaz diyor. Sen çok yanarsın. Çok fazla kötü olacak senin için. Almadım falan. Dokunduyla kaldı. <laughs> taciz ettiğiyle kaldı Taci aslında sen ya, hani o dokunmayı <laughs> adam çünkü e, muhtemelen onu hafızaya atıyor eve gidince Eren hocam e, çok fazla düşünür. Küçük Emrah filmi <laughs> <seribisi. Ya. gülüyor> hani fas esnafına buradan yazıklar olsun diyoruz yok diyorum. yok o kadar kötü değiller daha beterini gördüm Mısır çok fena yani Mısır'da şey yoktu ama böyle bir dokunma falan onun da sebebi ben Ramazan'da gittim Ramazan <gülüyor> <gülüyor> yok artık <laughs> Öyle Dokunmadan ne? daha kötü ne olabilir yani? Dokunmadan daha kötü değil aynı eşitlikte şey var. Para isteme var. Para üstüne vermeme var. Mesela ben Mısır'da bu kadar zorlandığımı hiç hatırlamıyorum. Hindistan'da böyle zorlanma. Hatta ben Hindistan'da zorlanmadım. Ben Hindistan'ı bayağı seven bir insanım ya. Hatta şey diyorum. Hindistan böyle de zor değil de Mısır neden bu kadar zor? Onların para değer kaybetmiş ha. ya, onun da verdiği Hı. etki muhtemelen mesela bir yerde bir şey anlaşıyorsun, taksiciyle anlaşıyorsun 100 pound, adam senden 120 pound istiyor ya da e, 150 pound veriyorsun, 120 pound da anlaştın diyor ki 30 da bana diyor şey olsun diyor. O kadar çok paramın üstüne yatmaya çalıştılar ki. Artık bir süre sonra... Ya bu deneyimi İstanbul'da falan da yaşayabilirsin <laughs> İngilizce konuşarak. Hani oralara kadar gitmene gerek yoktu İstanbul'da gerçekten. İstanbul'da falan böyle değildir ya. Böyle mi? İstanbul'da böyle. İstanbul'da taksimetrede lira yazıyor. 100 lira. Adam 100 euro istiyor. Aaa. Evet. Yolcudan. Tabii. İstanbul'da yaşamadığım adam. için ay çok kötü. Peki bir şey soracağım. Şimdi sen ilk başta dedin ki hani ben bu bir kaçış olarak başladı. Aşk acısıyla kaçarak başladım. bu. Ya hikaye. 10 sene önce aşk acısıyla evet. alakası yoktu. Ben en son deneyimlerimden yani son 2 iki senelik deneyimlerimden bahsediyorum. Ha, aşk acısıyla başlamadı öyle Yok. mi? Yok. Aa o da aşk acısı. Aşk acısı değil anlatayım. En baştan başlayayım mı? 89 yılında doğdum diye başlıyormuşum en baş. Öyle de... <laughs> <laughs> ya şöyle hep dünyayı gezmek çocukken falan belgesel çok izlerdim. Sonra da işte 12-13 yaşındayım. Aa ben büyüyünce Hindistan'a gitmek istiyorum dedim mesela. Sonra işte üstünden geçti ben çalışmaya başladım falan. Bir erkek arkadaşım vardı. Ciddi bir ilişkiydi yani onunla gezeriz diye planlıyorduk. Sonra ayrılınca elimde biraz para vardı. Evlenmek için ayırdığım bir para vardı. <laughs> i̇şte o parayla... Nişan da toplamış abi. Nişan olmadı işte. Nişanlara böyle 10 gün kala falan ayrıldım. Öyle diyeyim. Tüh nişan olsaydı o parayla ayrılırdın en azından. Valla <laughs> şüphe kalıyor bir de değil mi o? da kalıyor evet. Ay mükemmel Tabii. olurmuş ya neyse artık bir daha gitmiyormuş. <laughs> gittim pasaportu aldım. İşte 3 ay sonra da Avrupa'ya gittim zaten. Öyle başladı. Anladım. Sen şöyle oldu o zaman. Erkek arkadaşından ayrıldın, hırslandın. Ben gideceğim diye tek başına gezmeye başladın. Evet. Ya şöyle o zaman da mesela ben yurt dışında. Yani birine hırslanmayla gezmeye Hırslanmadan ya ziyade şey hani birlikte gideriz falan diyorduk ya. Aa dedim seni bekleyemeyeceğim artık dedim. Kendim gezmeye başladım. Sonra makyajını akıtarak bir yandan pasaport çıkarttırıp bir yandan saçlarını kesip <laughs> öyle bir şey. Ya öyle bir anlattı ki bu bir Fransız movie filmi <laughs> işte Aynen film yani. Şu hikayeyi şey movie'ye satsak olur yani bence de. Ben de yani aşk acısından mesela Rusya'ya gitmiştim. Aa, ama sen de Rusya'ya çok soğuk bir yere gitmişsin. Başka sıcak şeyler var. var. <laughs> Hadi bakalım. Yani aşk acısını unutabilmen için. Sizde nasıl mesela İtalya'ya gitmekse bizde de Rusya'ya gitmek oluyor. Ya yani İtalya'ya Noel'de gittim ve çok sıkıldım. <laughs> Avrupa bana göre değilmiş artık onu fark ettim. Instagram'a bakınca da gerçekten hep tırt ülkelere gitmişsin. Yani böyle İtalya Migros'sa sen hep böyle Şok Bim yani böyle şey mi hani düşük bütçeli influencer'lık gibi bir şey mi? Yo gitmişsin? ben Avrupa'nın büyük kısmını gezdim o yüzden. Nereleri gezdin? Prag falansa sayılmaz Avrupa yalnız onu söyleyeyim. Hollanda, Almanya, Portekiz'den daha yeni geldim. İtalya, İspanya, İsveç'e gittin mi? Yok. İsveç, Norveç o şeye kuzeye daha çıkmadım. Bak işte ben gezmememe rağmen 1-0 öndeyim yani İsveç konusunda. Şu Ama İsveç'in öyle... köyünde yaşıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ay bu şey var. Şurada. Var. Kafası Kafası var. var. Ya, kafası var. Salyangoz mu yiyeceksiniz? Gelin burada benimkileri bakın. Ve benim arkadaşım yiyor. <laughs> Mesela hani bu kadar yere gidiyorsun işte orada bir sürü maceralar, pislik. Adam seni dolandırıyor. Hiç, Hiç dolandırılmadım. Dolandırmaya çalışıyor ama biz işte Türk olduğum için Anadolu... Biz zaten acılarla yoğrulmuş bir millet olduğumuz için <gülüyor> dolandıramıyor. <gülüyor> Peki yani şeyi diyorum hani gittin yerleri sonra Google Maps'te baktığın zaman yani burada da var ben ne bu kadar uğraşıyorum demiyor musun <laughs> yani? Aynı şeyi orada da görüyorsun. Geçen gitmişsin Hindistan'a nefes alamıyorsun. Ölü yakmışlar orada köpek var pislik içinde her yer. Bir şey söyleyeyim mi? Hindistan'da o ölünün yakıldı. Varanasi benim en sevdiğim bel şehrim oldu. Gerçekten tekrar gitmek için deliriyorum. Bu arada sırası gelmişken Kerbela mahkumuyla konuşuyorduk şeyin transkribini çıkardı o postundan bir karenin transkribini çıkardı şöyle demişsin ya burada şey kokusu yok burada ölü kokusu yok duman kokusu var sadece ya var var koku var her şey kokusu şey gibi kokuyor et pişmiş et görüyor musunuz şurada yananları burada bunlar insan ileride sönmüş şey yerlerde şey yapıyorlar yenisini koyuyorlar aa yenisini yakacaklar cenazeden arta kalanları köpekler yiyor Şimdi bu şekilde influencerlık yani bunun biz nesinden influencer olacağız? <laughs> yani 6 6000 bin yıllık ölü yakma seraminisini ama hangiz vallahi yaktılar bak görüyor mu diye anlatmak. Kız yaktılar yani... görüyor. Size bu arada eğer bu kokuyu çok sevdiysen bir erkek berberine gitmeyi öneriyorum. Orada kulak kıllarını falan yakıyorlar. O da aynı kokuyu veriyordur hem yani, yani. Evet. Yoğun bir et kokusu yok. Vanla karışık sülenmiş et kokusu diyorum. Mesela benim dedemin cenazesi var gömüyoruz. Bir tane turist gelip de orada influencer'lık yapsın istemem mesela başında. <laughs> ya biraz onu da bu... evet bu konuda benim takipçilerim beni çok linçledi. <laughs> Ama şöyle Öyle. ben her seferinde izin istiyorum. Hatta ben yolda geçerken orada işte tuzla fıstık yapıyorlar, kumun içinde çevirir gibi o da mesela çok merak ediyor Hı -hı. insanlar. Diyorum ki video çekebilir miyorum diyorum. Onlar tabii ki bu çekebilirsin falan dediği zaman yapıyorum bunu. Durduk yere dur ben senin ceza cenazeni çekeceğim demem. Hepsinde izin istiyorum. Zaten oradakiler de bunu biraz ticarete çevirmiş. Para <laughs> ölüsünü gömen adam senden para mı istiyor? Ya gömen değil de Yakan. oradakiler falan işte mesela üst katta mangal var orada bir sürü insan mangalı. <laughs> Biraz anladım. <laughs> Allah'ım ya nasıl yerler bunlar ya? İnsan gerçekten İnanılmaz ya Şimdi, gidiyorsun oraya. Yani ben... sen de atı verirler o mangala vallahi. Ayıp babam yani... gibi sen de gerçekten babamla şey diyor. <laughs> atacaklar seni de orada göreceksin. <laughs> Valla atacaklar göreceksin yani gerçekten babanın programında çıkmış olacaksın de, programda. Evet. Ya şu insan mangalı var böyle üst katta bir tapınağın içinde. O o mangalların üstünde büyük böyle şeyler var. Aspiratör gibi havayı çekiyor. Onlar mesela iki saatte yakıp bitiriyor insanı. Alttaki hemen Gajin kıyısındakiler 4-5 saat sürüyor. Bir de ayrıca bir açık... daha iyi olur o. <gülüyor> <gülüyor> bir de açık hava mangalı var. Ya şey var toprağın üstünde saatler sürüyor mesela. O kastın en az en fakirler işte mangal kiralayacaklar. Yani fakirler diye. daha yavaş mı yanıyormuş? Evet. Yok, Yok hayır ama paraları bugün... yetmediği ha. için. Ya, ya gerçekten çok tuhaf. Yani şu an aklıma şey ya, mahallede piriciler falan var ya odun fırın falan oraya böyle dedeni götürüyormuş gibi falan düşündüm. Gerçekten inanılmaz bir. Ya zaten Kızermiş. çok ilginç bir ortam. Yani orada herkesin kafası güzel. Birincisi alkol Aşar. değil. Evet. Hepsinin kafası güzel. Şimdi bunların tanrısı Shiva'da içiyormuş. O yüzden onlara göre biraz kutsal o. Mesela aşağıda ben orada gördüm. İlerliyorum. Yukarıdan es alıyorlar. Gel buraya gel gel. Bu adam dedi. Hepsinin gözleri kıpkırmızı. Ya ben Varanasi'de böyle yolda yürürken elinde sigarayı gören herkes uzattı. Yok ben kullanmıyorum teşekkür ederim falan. Sürekli böyleydim ya. Hepsinin kafası güzel. Hiç kadın yok mesela orada. Çünkü kadınlar ağlayıp kötü ruhu çağırırlar. Ya ölüm onlar için üst mertebe. Huzura kavuştuklarını inanıyorlar. O yüzden de yakıp yakarak böyle çok bu arada çabuk. biz de ona inanıyoruz da o bakımdan hani Serdar Hocamla hep evet. söyleriz. Vefat etmeyi yani, mi şey yani, yapıyorsunuz? Yani o imkan olan. <laughs> Ama şimdi şöyle bir şey var. Hani Hindistan'da yaşayınca zaten üst merteben o olabilir. Tabii yani o yani, hani şey var ya İbrahim Tatlıses'in bir albüm kapağı var. Yaşamak bu değil diye bir ekmek diyor. <gülüyor> <gülüyor> en işte yüksek mertebe oraya gelip günlerce bekleyen var, yıllarca bekle ölümü bekleyenler var mesela. Herkes varın sıra nasıl, mı var, nasıl yani? <laughs> Sıra mı var, yani? sıra, numarası mı? Yok yok. Şimdi sokakta şimdi yaşlanmış mesela adam. Aa benim artık ölümüm yaklaştı. Ben gideyim orada işte yatayım. Sokaklarda yatayım, bekleyeyim ölümü deyip. Sokaklarda bana insanların yattığını gördüm yani. Çok enteresan yani bir el atılması gerekiyor sanırım o coğrafyaya. <laughs> çok bana çok ilginç geliyor. Ben çok böyle farklı geldi yani. Ama işte gitmek zorunda değilsin o bunları görmek için. YouTube'da bir influencer'ın videosunu izleyebilirsin yani. İlla hani binlerce çekilmiş Sen vardır, de değil? olmayı Kesin var influencer'ın <laughs> Gereksiz masraf o parayı biriktir. Sen nişan yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> sonuçta. <gülüyor> Görüyor musunuz şu yalanları? Bunlar insan. Şurada ileride sönmüş yerlerde şey yapıyorlar. Yenisini, aa evet, yenisini koyuyorlar yakacaklar şimdi şurada. Cenazeden artık olanları köpekler yiyor. Ve buranın çok farklı bir yapısı var ve şey et kokuyor. biz et kokuyor yani. 35 ülke mi oldu şu an? Evet, 35 oldu. Haziranda 36 olacak, 37 olacak. Nereye diyorsun? Kore, Japonya. Diyorsun? Hele şükür biraz medeniyet diyor diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu şey gibi geliyor bana ya, biraz sanki gezginler arasında bir yarışı var gibi adı konmamış. Hani ben 40 gezdim sen 45 gezdin falan. Asidik yarışı yok. Ben Anladım. kendimle yani bana yarışıyorum. Bana var gibi geliyor. Senin için söylemiyorum ama ben Instagram'da biraz. Bana sürekli şey hmm. düşüyor böyle kapağında pasaport resmi olan Instagram gönderileri işte. 3 yıllık şengen nasıl aldım falan diye böyle. Herkese aa girsin sana falan gibi bir e, <laughs> üslup var. Hiç hoş değil. O biraz kendiyle yarışıyor gibi geldi bana Serdar. Hani hırs yapmış. Hmm. Hani aşk o aşk acısından dolayı ha, bak ben ne ben kadar ülke. yani O ilk sevgilisine. Ya. Evet. <laughs> o ilk sevgilisine gönderme gibi alın. Bak Abi. beni bıraktın ama ben bu kadar ya ülke gezdim. Ya zaten biz 10 onu sonra verirdim. konuştuk. 3-4 sene önce konuştuk. Sen de gezmişsin. <laughs> başlamışsın gezmeye falan dedi. Ya dedim işte bunun için geziyordum. <laughs> hayır ya Abi. öyle bir şey yok. Demet Akalın İbrahim Kutluay yüzünden albümler yaptı. Şu kadın şarkıcı oldu. Ben yani ona gönderme <laughs> yapıyorum. Sen de gezgin olmuşsun. Bak ne güzel i̇şte herkesin meslek bu. <laughs> İlkokuldaki yazıyı anlattım falan yani o hiç evet, mi geçmedi Rüzgar? Tamam. Hiç mi anlattın? <laughs> yani ya öyle. ilkokul sayılmaz ben de ilkokul 1'de Biz de girdik apartmanın ya, kapıcısıyla yani. çöp toplamaya çıkıyordum kapıcı olacağım falan dedim <laughs> yani. Olmadı nasip olmadı yani. <laughs> Serdar inanılmazsın oğlum ya. <laughs> senin çocukluk anılarının hastasıyım. Kesinlikle Gerçekten. sıkıntılı. <laughs> Acı dolu. Ben senin Instagram profilini biraz stalkladım. Bazı satır başları sunacağım şimdi sana. Ee, kendi profilinden. <laughs> ne gelecek ben her gün. <laughs> Özbekistan'da at eti pazarı, yol kenarında duran inek, 7-24'te <laughs> devam eden ölü yakımları, Hindistan'da ekmekçi başı nasıl cilve yapıyor, oynat bakalım taciz olduğunu düşünüyoruz, çatılarda maymunlar dolaşıyor, <laughs> motor yağında pişen enfes Hindistan yemekleri, Hindistan'da eli sopalı trafik polisleri, Hindistan'da kapısında insan sarkan trene bin. Şimdi bu söylediğim şeylerden herhangi bir tanesi Türkiye'de olsa Gmail'e şikayet eder miydin etmez miydin delikanlı gibi söyledim. <laughs> <laughs> ederdim. Hatta bir tane <laughs> şeyim var. Söylerimde sabitlenmiş. Türkiye'de bu kalabalığa girmem için ölümü atmanız lazım falan diyorum. Öyle bir kalabalık ki. Böyle yani. insanlar bu kadar. Birbirine yanak yanağa gidiyorsun. Ama orada o beni rahatsız etmiyor. <laughs> Trenden mi bahsediyorsun? Çünkü tren de çok fazlaydı. Ben kadınlar trenine bindim. Kadınlarla da onu da böylesin böyle deyip yanak yanasın. Oranın kokusu da gerçekten... Ya şükürler ediyorum. olsun ki burnum çok iyi koku almıyor benim azalıyor. Zaten belli yani. Ha, o sayede gezebiliyorsun <laughs> evet. Ama sonra da yazmışsın işte bugün niye benim uçuk çıkıyor. O kadar milletle yanak yanağa. İstanbul'dan dönemde 6 ay oldu. İstanbul'da hastalandım ben ayrıca. İnsanlar benim şey olduğumu sandı ama hep yemeklerden. Bir de ben pek hijyen takıntısı olan bir insan değilim ki olsa zaten oralara gidemem. Biraz olsa mı acaba hijyen <laughs> takıntın bilmiyorum ben hani sadece ben soruyorum çünkü var. gerçekten. <laughs> yani Gerçekten gidilecek yerler değil. Sen ne hastalandın? Ya grip oldum ya bildin. Kazakistan 7 dereceydi, Hindistan'a indim 35 derece. Yani hava değişiminden hastalandım. Şeyde Amritsar var işte orada. Sikizim diye bir den var beni konstans bilmiyorum. <laughs> İsimler beni benden aldı. Amritsar, Sikizim. <laughs> Gö götüzüm şehrinde. <gülüyor> <gülüyor> sikizim ne? <diye. gülüyor> o inanandır. <laughs> Yok. <laughs> <laughs> sik sik dinlere iniyorlar inanılmaz. <laughs> i̇şte o on... İnanılmaz gerçekten. Ee, şey, Amritsar'a gitmiştim işte ben arkadaşlarımla. Ya benim Hintli arkadaşım var iki tane. Bir tanesi evet. ailesi sik, kendisi de sik. <laughs> <laughs> Rezalete bak ya. bu arada ben gibi <değil. gülüyor> onlara söyledim. Bizim orada işte dedim. Hani böyle sürtüyorsunuz ya dedim. Bu böyle bir şey. Biliyorum. yaptılar. Gerçekten ne istedim. Şaşırdılar çok mutlu. <rahatlı. gülüyor> Neyse işte orada Olden Temple diye bir yer var. Ayağını yıkayıp giriyorsun. Çıplak ayak falan. Suya giriyorsun. Full Amritsar'daki o temple'ı çıplak ayak Suya girip bu herkes aynı mantarı alıyor. Aynen. <laughs> Ve sonra mantar var mı ayağında? Delikanlı gibi söyle. Bu kadar gitmişsin oralara buralara. Var mı mantar? Bu kadar pisleştik artık. Var değil mi? Yok. var değil mi? Bak. Vallahi yok. <laughs> var göz. Ya hiçbir şey söyleyeyim mi? Kolay kolay hastalanmayan biriyim. Yani bunun da sebebini bu şey bağlarım. diye Hastalık bağlıyorum. değil. Mantar olması lazım ama. Yani sen koku almıyorsan belki kokuyordur. <laughs> brother, uh. What's that? What's that, brother? Allah ananıza babanıza sabır versin demek istiyorum. Yani <laughs> Anne ben kızımı... bana diyebilir <laughs> bunu. Yani ben kızımı çocuğumu oraya göndereceğim de ayak yıkanan yerde yemek yiyecek de hastaneye kalacak. Kafayı yerim yani. Alıştılar, alıştılar. Aa, Allah alıştılar, sabır alıştılar onlar da. En son ki benim geçen seneki böyle alımdan sonra sen yeter ki mutlu ol kızım. Ne yaparsan yap moduna girdiler. <laughs> Abi işte çocuk yapmak çok tehlikeli çok, çok, bir şey. Çocuğun yani sonuçta atsan sana atılmaz, falan baksana. Ama ben evladımın acısı çekmesini, ayaklı yemek yemesine tercih ederim açıkçası şimdi bir, <laughs> <böyle> o, <laughs> Gerçekten otursun delikanlı yani gibi Yani Ya gibi kendini jilet diyor, faça mı atıyor, ne yapıyorsa yapsın yani, yaşasın. Hayır gitsin güzel yerlere gitsin yani ne bileyim Kore'ye, Japonya şey. güzel bir tercih mesela Mesela Kore'ye gidebilir, Japonya gidebilir aynı. Ya ben İtalya'da falan çok sıkıldım ya. Yani inanılmaz yani, sıkıldım. Portekiz'de mesela. Yüzüme de yansıyor işte storylerde, işte videolarımda, YouTube'daki videolarımda falan yansıyor yani. Böyle bildiğin sıkıldım. Sen Hindistan... perişanlık seviyorsun. <laughs> ben sefalet seviyorum. <laughs> İnsanlık yaramıyorsa size yani. Perişanlık görmek istiyorsun. Sen şunun için mi acaba? Biz ne kadar iyi durumdayız, ben ha. ne kadar iyi bir hayat yaşıyorum. Hani bunun kıyasını yapmak için mi gidip oralarda mutlu Ya aslında gibi? orayı gördükten hani öyle bir kıyas amacım yok ama oraya gidince şey diyorum. Oha Türkiye çok iyiymiş ya falan dediğim oluyor. <laughs> Ya yani bu <laughs> Türkiye'yi sevmek için böyle yerlere mi <laughs> gidiyorsun yani geri döndüğünde? Çünkü şey yani gerçekten Türkiye bayağı Avrupa ya. Şimdi de Serdar da bilir Avrupa'da yaşadığı için. Türkiye bence bayağı Avrupa yani. Derin bir konu tartışılır ama şey olarak hani paran yani varsa günlük işte trafik çekmek falan gibi dertlerin yoksa Avrupa'ya da basar yani. benim hiç öyle dertlerim yani. yok aynen o yüzden benim için güzel bir yani, hayat var Türkiye'de. Kerbela'nın bir yine sorusu var sana. Sen şeye gitmişsin. Holocaust Memorial Berlin. Ay evet ya Holocaust. çok kötü bir fotoğrafım var orada gülüyorum falan. Şöyle bir fotoğraf Şimdi bu bu etik mi yani? Hatta bugün denk gel. <laughs> yani bir de altında şöyle bir açıklama var. Ciddi anlamda huzur bozan bir yer. Hiç de bozmamış yani bence. <laughs> Hiç de bozmamış. Hayır başındakini <laughs> okumamışsın. Güldüğüme bakmayın ciddi anlamda huzur bozan bir yer. Güldüğüme bakmayın yazmıyor. Ha. Ya evet. değiştirdim Sonuçlar mi acaba? <laughs> <laughs> Geçen Eren hocam anlattı bir şey gezmekle alakalı. Annesiyle kardeşi İtalya'ya gidiyorlarmış. Ama Eren hocama söylememişler nasılsa sen gelmezsin diye. Ne çok mantıklı. Eren, Eren, Eren hocam da diyor ki hakikaten diyor gitmezsin diyor. Hani hiç kırılamadım da diyor ya. Hani Aynen ben de mesela hayatta heves etmem. Mesela kardeşim de benim gezmeyi çok sever aynı şekilde. Acaba siz genel olarak şeyde misiniz? Depresyonda falan mısınız da ondan? Bir deneyin. Bence gezmek depresyon. Bak çok gezmek de depresyon, az gezmek evet, de depresyon. Evet bu arada yani ben sen... mesela bu ara çok fazla çıktım şeye o dışına. Zaman depresyondasın. Yok değilim. Antidepresan kullanıyor musun? Ya böyle sorular sorulur mu? <gülüyor> <gülüyor> sen, yani. Biz bu arada sen bize tam, depresyonda mısın diye soruyorsun. Biz de sana antidepresan kullanıyor musun diye soruyorsun. Darlayan akraba moduna girdik çok güzel oldu. <laughs> Aynen darlayan akraba modu. Çocuğu dershaneye <laughs> ne zaman <laughs> yazdıracağınız falan diye. Şimdi bu bir keşmete meşmete düşer. izler bir milyon kişi. Ondan sonra Gülcüğüm depresyon, depresyonda mısın? <laughs> ama antidepresan kullanmak bir şey değildir ki. Yani bence Hint yemeği yemekten daha kabul edilebilir. Kesinlikle. Olur. Hayır değil. Yani toplumumuzun bakış açısı öyle değil. Değil ya. Kullanmayan yok benim şu an. Yani benim şu an tanıdığım seküler olup antidepresan kullanmamış kimse yok. Ben hiç kullanmadım biliyor musun? Hocam sen şeyin dediği gibi işte. Ba sen. <laughs> <laughs> baza da yattığın <laughs> için hani belli bir mertebedesin sen yani <laughs> senin herhangi bir resen adı Bu, bugün mesela gerçekten bir ara şey oldum 10 saniye falan boşlaştım lan ben ne yapıyorum falan diye o sayılır mı bilmiyorum ama <laughs> 10 saniye <laughs> bayağı sürmüş bir şey söyleyeceğim ben senin yerinde olsam kesin depresyona girerdim bak gül Serdar'ın depresyona girmeme sırrını sana söylüyorum Serdar kendini yükseltmediği için düşmüyor ha, standart hep aynı skalada. Evet yani sen mesela gidiyorsun işte Hindistan'a gittin. Orada eğlendi bilmem ne geldiniz bile düşüyorsun. Evet. Gidiyorsun basmanede yemek falan yiyorsun. O, <laughs> daha da düşüyorsun. Yani şey gibi yani içki içmek gibi bu olay. Yani evet. İçki içersin. Ertesi gün düşük geçer ya. Aha. Adamın hayatında böyle bir e, yüksel yani şey çok şey gibi ya da evlilik olmadıysan. gibi. İşte 20 yaşında evleniyor mesela ilk bulduğuyla. Onunla mutlu oluyor, devam ediyor. Ama şimdi mesela ben 35 yaşındayım. İlişki deneyimlerim falan oldu. ...bir evlenecek olsam mutlu olmam ihtimalim çok yüksek. Onu yine yine yanıtla evliliğe getirdim. <laughs> Buradan taliplerine de mesaj gönderiyoruz. Ben, <laughs> ben aslında abi? mesela bir otobüs şoförlüğü deneseniz hem gezersin hem. Aynen şirkeli. mesela hostes olabilirsin. Evet. Hosteslik gibi. Çok dövmem var ya. Onu evet. bana birkaç kişi hostes arkadaşım falan söyledi de. Ya bir de ben o bana çok şey gibi gelmiyor. Çok çalışıyorsun ya onda zor bence. Zor bir meslek. Ben hizmet sektöründe <laughs> çalışabileceğimi sanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani çalışmadan para kazandığını itiraf. Bir şey İnanılmaz gerçekten. Yorucu olduğunu da %100 eminim. Bir de gecenin 3'ünde uçak var. Sabahın 4'ünde uçak var falan. Bunlar yorucu ama en ölümcülü özellikle inşaatlar uçuşlarında görülen insanlar. Aa, bir su da getiremediniz yarım saattir falan diye bir dayı oluyor. Böyle yani tepsiyle onun kafasına çarpamıyorsun falan. Yani onlar zorlayıcı Yoksa geri sahilde olur yani. Peki influencer sen şu an kendi influencer diyebilir misin? De diyemiyor. Yani bana da diyorlar mesela arkadaşlarım Dün bir arkadaşım başka bir arkadaşla tanıştıracak influencer kendisi. Aa yok ya değilim falan diyorum. Takipçim artıyor ama hani bir şey satış yapmıyorum ya da ne bileyim herhangi bir... Para kazanmıyorsun. Para ya kazanmıyorum işte. yok. Ben zaten 10 sene önce hani gezmeye başladığımda bir YouTube'a falan girseydim kardeşim o kadar çok beynimi yedi ki benim. Abla YouTube aç, hmm. YouTube aç, abla YouTube aç. Ben Aa, kendi kendime yazacağım falan diyordum. Ha benim Instagram'da bayağı takipçim vardı. Sene 2016 falan Malezya'ya gitmiştim işte Tayland'a falan gitmiştim. O zaman da cidden gezen yok. Yani bir rotası ya falan var. Çok az var yani. Ha, o. Ha, Söyledim. o zaman kardeşim şey dedi. Abla YouTube aç. Bak Malezya'ya gittin ya falan. Hani çoğu insan gitmiyor. Ben kendi kendime geleceğim Sonra ben Bestami ile konuşmuştum. Böyle yazılar falan yazıyordu. Onlar yayınlandıktan sonra benim Instagram'da böyle bayağı takipçim oldu. Sonra ben gelen sorulardan sıkıldım. Bir gün oturdum hepsini tek tek engelledim. Vizyoner bir... Geleceği yonsur, görmekte gerçekten. benim gibi olanlar. <laughs> Şu an ben başka bir hayatım olabilirdi. Yani milyon takipçili falan. O zaman kadın da yok doğru dürüst. Hala çok fazla. Ya dünyada var ama Türkiye'de çok fazla kadın tek başına gezen yok. Ondan sonra bu işler patladı. İnsanlar para kazanmaya başladı bu işten. Sonra dedim ki vay be bana rahmet gül dedim yani kendi Biraz pişman oldum ama <gülüyor> <gülüyor> yapacak bir şey yok. Sonra da işte YouTube'u da biraz gelecek odaklı düşünüyorum. Hem de gezemeyen çok fazla kadın var ve çok merak eden. Bizim kültürümüzde olmadığı için bu. Hani ucuz yola nasıl gezilir? Tek başına da olabiliyor. Yu göstermek istiyorum yani o yüzden biraz daha. Tek başına a, gezmek sıkıcı mı değil mi diye çok soru geliyor ve bundan çok sırasızsın diye ve hani sıkılmadığını beyan ediyorsun. Evet. Gerçekleri bir itiraf edelim mi artık? <gülüyor> <gülüyor> bu işin doğrusunu söylemek ister misin izleyicilere? Ya yani... yemin ediyorum çok. çok ya çıkılmıyorum <gülüyor> ya. <laughs> ah ben almıyorsun ki falan demiş. <laughs> Hatta o şeyin altına gönderinin altına kuzenim yorum yapmış. Ne demiş? Bırak bu işleri canım ya kendi kendini kandırma yapmış böyle. <laughs> 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 Bu arada <laughs> ben de onu o postu izlerken ben de aynısını içimden geçirdim ya bırak ya şimdi falan diye böyle. Ha, Bak ne? onu izleyen demek ki herkes aynı şeyi düşünüyor. Tanısın, yani tanısın. hatta ben <laughs> Benim... iki kişi gezerken sıkılıyorum. Zor oluyor yani tek başına daha özgür oluyorsun. İstediğin saatte kalkıyorsun. İstediğin saatte işte ben bugün sadece duracağım diyorsun mesela sadece duruyorsun. Aklıma ne geldi biliyor musun Eren? Senin tek başına gittiğin Fethiye tatili miydi? Kaç tatili miydi? Ha <laughs> Half-Life oynadığın Kuşadası <laughs> Adam Fatih'le ha, tek başına ve Otel odasında biliyorum i̇şte benim Krem Max peynirle tatil birlikte evet, Krem peynir Half Life ve Simitle <laughs> kuş, Yok benim öyle üç değil günlük bir kuşadası tatili <laughs> gerek, gerek oyunun adı gerekse yaşanan Half Life Yani orada yarı yaşam Ya şeyde. Bu arada ee... kuzen yorumunda kaldım ben Yani insanın böyle akrabaları olunca gerçekten e, inan, yani... Motivasyon Şimdi o zaman fas mı mısır mı? Fas. Fas mı Hindistan mı? Hindistan. Hindistan mı İtalya mı? Hindistan. Hindistan mı Almanya mı? Hindistan. Hindistan mı Özbekistan mı? Hindistan. Hindistan mı Malezya mı? Malezya. Malezya mı Tayland mı? İkisi aynı ya. Tayland Aman. olsun hadi. <laughs> Tayland mı Portekiz mi? Tayland. Tayland mı Türkiye mi? Türkiye. Vay be tuzak soru sormuştum Bilineçlik. Süleyman Soylu'ya <laughs> yollayacaktım ama Bilineçlik. dost kıtlar ulusun. <laughs> Yok ya ben gerçekten Cimer'e olacaktım bunu eğer Türkiye'de meseydim ama maalesef <laughs> tuzak soru sormuştu. Ya olmadı. ben bunu çok söylüyorum. Yani şey diyorum o kadar yer gezdim da batalım. Gerçi milliyetçi bir insan değilimdir. Türkiye bambaşka. Türkiye cennet gerçekten. Bunu bu, bunu biz de söylüyoruz ama. Yani mesela hani biz de senin kadar gezmemiş olsak da expat olarak epey gezdik ve hani sonuçta insanların çok övdüğü yerlere de gittik, kaldık ve hani o kadar da bir numara yok yani Türkiye gerçekten güzel bir yer. Ya yani Türkiye'nin daha... yani her köşesi ayrı bir kültür bence bayağı güzel bir şey. Yani son olarak sana şunu soracağım. Şimdi sen söyledin hani bu işten para kazanmıyorum dedin. Sgk'nın yaptığı başka bir iş var. Tabii tabii var. Değil yani Sgk'n yatıyor. Sgk'm yatıyor. Ya tam zamanlı gezgin olmak lazım bu işe kendine hani tam olarak gezgin olmak için. Para kazanmak için. Evet. İşini gücünü bırakıp her şeyini bırakıp yollara düşmen lazım. O da hem çok zor bir şey hem de bana Aha. göre bir şey değil. 15 gelir mi onu yapsam? Tam zamanda gezgin olsam mı? Şu an gelmez. Şu an biraz direnerek gezebilirim Bileklik satarak yerlerde sefil olarak ki ben onu yapamamıştı <laughs> Sen e, sefaleti görmeyi seviyorsun ama yaşamayı sevmiyorsun gibi bir şey. <laughs> <Aynen. yani>. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne ben yine şu... sefilliği göreyim Bu kadar da yaşamama gerek yok yani. <laughs> Ay ben... rezilliğe bak. Ay falan diye görüp görüp kaçıyorsun yani. <laughs> İğrenç deyip gidiyor. <laughs> zaten hani anlatım tarzında da ama kız bak vallahi yakıyorlar adamı falan diye. Yani sen o zaman şey gibi, Sen o zaman şey mi hani Egelilerin influencerı. Egeliler nasıl gezerse sen de öyle mi geziyorsun? Kız bak ne yaptın var falan diye böyle. Ya <laughs> abi zaten şey çok fazla takipçim de sağ olsun beni. Yöresel Egeli. Çok fazla şey samimi buluyorlar herhalde bu şey ani tepkilerim sayesinde bir yöresel ağızlı falan da konuşuyorum galiba bilmiyorum. Şu <laughs> <laughs> şurada dura koysun ben geliyorum falan diye. <laughs> 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 Hintlileri de ya Ben Hintli ben Mersin şeyle, şivesiyle konuşabilirim o da baya kaba. Aa. O zaman son olarak sana diyoruz ki Allah anana babana sabır versin. <laughs> Anne babam umarım izlemez. <laughs> umarım Google Maps'ten tatmin olacağım bir günde gelir. Evet. Ve SGK'sı yatana hava hoş. Tabii tabii ben bir süre Gerek. mesela şey Japonya ve Kore'den sonra bayağı bir süre gezmeyi düşünmüyorum. Çünkü çok borcum var. <laughs> Onları biraz ödemem lazım. Paraya bir tane böyle dev gibi bir televizyon alırsın. Açarsın YouTube'u. Oh. Full HD, 5K Yenemez. izle yani. Nereye izliyorsan izle ve daha Çayını net devlet görürsün. Çayını demle çekirdeğini hani şey... al yanına. Bu mu? <laughs> ve bir sürü kanal var. Hani tek kanal da yok. Malezya'yla ilgili zilyon tane video vardır. Göremeyeceğin şeyler vardır. Ananın babasının paranı çarşur etme. Kendi paranı çarşur etme. Yazık. Evlen. Tamam <laughs> baba. <laughs> <laughs> Evlen çocuğunu yap otur tamam mı yani? <gülüyor> <gülüyor> Ay o kadar babam Yazık bak oralarda. <laughs> Perişan olacağım bir gün oralarda bak millet. Babam <laughs> millet mesela yapıyorlar, şey eşıyorlar. diyor bana gez gez nereye kadar falan. Diyorum ki yarın ölsem Çok 35 zor. tane ülke gördüm. Ben diyor hiç diyor Mersin'den Sirifke'den çıkmadım. Hiç de bir şey kaybetmedim. <laughs> <laughs> Çok memnunum hayatımdan. <laughs> Kral. Şu an kutsal. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bize, ben teşekkür ederim. Bize Biz sabrettiğin katlandığın için. için <laughs> bize Aa, çok eğlendim ben. Için. Çok güzeldi. Için. Senin de enerjin çok güzel. Umarım <laughs> vazgeçersin bu sevdadan. <sayıda> <laughs> Kesinlikle. <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> E bu arada bir gün buraya gelirsen yani şu an yaşadığım bölgeye gelirsen kapım her zaman açık ama ben burada olmayacağım. Yani kapıyı açık bırakıp ben <laughs> taşınıyorum çünkü. Nereye gideceksin oraya gelirim. Tamam. Göteborg'a gidiyorum. <laughs> güzel tamam Seversin. Ya am, 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 <laughs> <laughs> sikti anlayın. topla git. <laughs>